dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Bir papazda sizde var, siz onu bize verin, biz de size onu yapalım yargıda şeyinizse verin. Dövizin öyle 3-5 kuruş değil, 5-10 kat birden arttığı günlerden biz buralara geldik. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Tüm burası çok önemli. Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Burası çok önemli. Ya düşünün be, düşünün. Bir merminin fiyatı nedir, düşünün. Döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da bir kâr etsek. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz. Yorulmadık değil mi dinler? Çok önemli bir şeydir. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Benim. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan mı? 16,5 yılda geldiğimiz bu ekonomik buhranın esas müsebbibini Sayın Cumhurbaşkanı itiraf etti. Benim dedi. Düzeltmeye kalkar mı bundan sonra? Bazen soruyorlar. Düzelir mi? Düzelir. Ama bugüne kadar izlenen bütün politikalar değişirse düzelir.